Karakod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Kimdir serimizde 4 büyüklerle adı geçen ve ligdeki diğer takımların transfer ettiği oyuncuları sizlere tanıtmaya çalışıyoruz kanalımızda. Bugün konuşacağımız oyuncu da Fenerbahçe'nin artık transfer etti denilen, hatta hani belki video yayınlandığında resmi bir açıklama bile gelmiş olabilir, bilmiyorum. Cedric Bakan, bu zaten hani ligden aşina olduğumuz bir oyuncu. Tabii ki hani Bursaspor döneminin üzerinden çok sular aktı. Ama sonuçta yine de hani ismen aşina olduğumuz, ligde de izlediğimiz bir oyuncu. Sevgili Oğuz'la birlikte bakan bu Fenerbahçe'ye neler katar? Artıları ve eksileri neler? Vitor Pereira'nın oyun düzeninde nasıl bir role sahip olabilir? Bunları konuşacağız. Oğuz, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Yani şununla başlamak istiyorum. Kim geliyorsa gelsin hiç fark etmez. Çok gecikti bence santrafor transferi. Yani çünkü hani birçok takımın işte hani işte şu mevkiye ihtiyacı var, alması lazım denilip hani lig başlamasına rağmen alınamayanlar oldu, ama Fenerbahçe'nin santrafor problemi çok çok elzemdi bence. Ve yani ligin ilk haftasında Samatta'ya maruz kaldık. Tüm Türk futbol severler olarak gerçekten zor bir deneyim olduğunu söyleyebilirim, yani 45 dakikalık. Bu doğrultuda da hani Bakan bu gibi bir oyuncunun bir anda düşürülüp yani Türkiye'ye getirilebilmesi de bence oldukça iyi. Yani oyuncuyu biraz daha detaylı konuşacağız şimdi, ama hani en basitinden şunu söyleyebiliriz. Evet, biraz Çin Ligi'nin mali olarak çıldırdığı bir dönemdi. İşte hani o 2018 civarları olması lazım, ama ne olursa olsun 40 milyon euro bonservis ödenmiş bir oyuncudan söz ediyoruz. İşte orada gol krallığı yaşamış bir oyuncudan söz ediyoruz. Villarreal'de hani hem Avrupa'da hem İspanya Ligi'nde çok başarılı bir dönem geçirip ben yani zaten 40 milyon euro ödenmesinin bir sebebi olmalı. Çin'e de öyle gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Sen yani ne olursa olsun bir şer koymak lazım bence. Hani mesela Alex Teixeira'da da aynısını söylemiştik. Ligin üstünde bu oyuncu, çok iyi bir oyuncu, ama hani Çin'deki durumunu bilmediğimiz için hani güncel formu konusunda hep gri konuşmuştuk. Aynı şekilde ben Bakan Buda da öyle olduğunu düşünüyorum, ama istersen hani biraz oyuncuyu konuşarak başlayalım. Yani neleri iyi yaptığı için 40 milyon euro ödendi Bakan Buya veya neleri iyi yaptığı için Fenerbahçe şu an onu transfer ediyor. Yani zaten şöyle başlayayım ben bir düzeltmeyle. Çin'de transfer ücretinin üzerine ayrıca bir de vergi ödeniyor. Ve bu vergiyle birlikte aslında bakan bu için ödenilen bonservis bedeli o zamanlar için bir Afrikalı futbolcuya ödenen en büyük bonservis bedeli. Bu anlamda hani birinci sıraya çıkmıştı. Sonrasında Pepe ve Osimhen transferleri onu geçmiş oldu para konusunda. Bakan bu nasıl bir oyuncudur diye başlayacak olursak Bursaspor'da izlediğimiz bakan bu çok yırtıcı, çok ceza sahası içerisinde iyi koşular atıp kendisini pozisyonu sokabilecek koşulları atabilen bir oyuncu da. Villarreal'e gittiğimiz zaman bence santrafor profilini biraz daha kompleleştirdi. Orta sahaya gelip çünkü Villarreal net bir 4-4-2 takımıydı o zamanlar ve orta sahaya gelip pas alışverişinde bulunabilen bu pas alışverişi sonrasında ceza sahası koşularıyla birlikte hem yanlardan gelen kanat ortalarında hem de merkezden gelen paslarla birlikte pozisyona girmek için kendini doğru pozisyona alabilen ve bu şekilde pozisyona girdikten sonra da bence gol vuruşu da belli bir seviyenin üstünde olan hani artık ya Türkiye seviyesini geçtim. İspanya'daki seviyede bile bence çok çok iyi olan ve bu şekilde de kendini kanıtlamış ve değerine de değer katmış bir oyuncuydu. Fenerbahçe'nin 3-4-3 oyununda izlediğimiz kadarıyla santraforunun biraz gezici ve daha çok kanatları açılarak da oradan da takımın yaratıcılığına, takımın hücum yaratıcılığına etki etmesi gerektiğini gördük ve hani Samat da 45 dakikada yapamadığı şey Serdar Dursun aslında bir taç organizasyonunda hem geri gelerek attığı pasla golün oluşumunda büyük katkı sağlamıştı. Bence Bakan bu da bu dediğimiz şekilde merkezde statik kalmayıp sürekli olarak kanatlara veya geriye gelerek bu takım organizasyonuna iyi bir şekilde katkı sağlayabilir. Zaten Fenerbahçe'nin ismi geçen aslında diğer santrafor profillerine göre Bakan bunun çok daha hareketli bir oyuncu olmasıyla bence Fenerbahçe sisteminde daha rahat forma giyebilecek ve fiziksel kalitesi de belli bir seviyenin üzerine çıktığında bakan bunun transferinin değerinin bence daha fazla anlaşılabilecek bir ortam yaratıldığını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Çünkü dediğim gibi orta sahası olsun, Fenerbahçe'nin santraforun arkasında oynayan ikili olsun bence
beklediğimizden daha dinamik ve daha enerji kat ederek sahada forma giren oyuncular. Siz bunların önüne bir pivot santrafor koyduğunuz zaman çok fazla kenara hareket etmeyen veya çok fazla takım oyununa yardım etmeyen bir oyuncu olduğunda bence takım dengeleri biraz bozulabilirdi. Bu anlamda bakan bu gibi hem pas oyununa katılabilen hem de defans arkası koşularıyla tek bir pasla veya 2-3 pasla sizi pozisyona sokabilecek bir gezici santrafor almak bence Fenerbahçe için şu anda yapılabilecek iyi hamlelerden biriydi. Zaten birazdan maliyet konusunda free çıkma ihtimalinin olduğunu bahsettiğimiz zaman bence bu transferin daha da değerli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi mesela Beşiktaş'a baktığımızda abi işte forvetin arkasında oynayacak oyuncular hani Gezal'i bir kenara ayırıyorum. İşte Larin veya Kenan Karaman, işte ortada Alex Teixeira, hani biraz daha böyle ya da Trabzonspor'a baktığında yine benzer bir durum var. Böyle hani net golcü kanat veya ofansif orta saha oyuncularıyla oynuyor bu takımlar. Fenerbahçe'ye baktığımızda işte mesela Adana Demir maçındaki 3-4-2-1'i konuşalım. Yani santraforun arkasındaki iki isim İrfan Can Kahveci ve Mesut'tu. Evet hani Mesut gol kaydetti bir tane Adana Demir maçında ama bunların asıl hani alameti farikaları diyeyim öndeki oyuncuyu beslemektir. Dolayısıyla da hani Mesut'un bence oradaki mesela verimini arttırmak için kesinlikle sürekli koşu atan dinamik, hızlı bir oyuncu bence ileriye gerekiyordu. Hani bu doğrultuda da Bakambu olabilecek en iyi profillerden biri. Yani Bakambu sadece koşan bir oyuncu da değil ayrıca. Hani gol vuruşu da belli bir seviyenin üstünde. Takımın hani bağlantı oyununda da pas oyununda da kesinlikle sen de dediğin gibi Fenerbahçe'ye katkı yapabilecek bir oyuncu. Yani Vitor Pereira baktığımızda Şangay'da şey gibi oynatıyordu. Hani Hulk ve Oscar önde iki serbest oyuncu. Oscar belki biraz daha gerisinde. Ve hani işte arkada yine üçlü bir savunma düzeni Fenerbahçe'de de göreceğimiz gibi. O iki serbest oyuncudan bir tanesini bile aslında bulamamıştı Vitor Pereira. Öyle olunca biraz daha bence hani 3-4-1-2 gibi değil de 3-4-2-1 gibi konumlanmaya başladı oyuncular orada. Ben hani Bakambu'nun gelişiyle beraber o oyunculardan birini net olarak bulduğunu düşünüyorum. Yine Bakambu'nun olduğu senaryoda hani bence 3-4-1-2, 3-4-2-1 geçişleri de çok esnek bir şekilde yapılabilir maç içinde de. Ben Fenerbahçe'nin ileri bölgeye bir oyuncu daha alabileceğini düşünüyorum bu arada. Hani öyle olursa İrfan'ı orta sahaya çekip işte Mesut'un önüne iki tane santrafor koyma gibi bir formül de gündeme gelebilir. Çünkü hani Bakambu orada bir ikinci forvet olarak da konumlanabilir kesinlikle. Hani o esneklikten kastım oydu. Tam Vitor Pereira'nın sistemine uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben ön alanda. Fenerbahçe'nin ondan orada farklı alternatifleri vardı. Nicel olarak çok fazla isim var ama hani nitelik açısından Fenerbahçelilerin de Vitor Pereira'nın beklentisini karşılayabilecek bir oyuncu yoktu. Samatta'nın da hani istenen seviyenin çok altında olmasıyla beraber. Serdar Dursun oraya bir alternatif olacak. Hani mesela adı geçen işte Musa Dembele, işte Pelkas takası falan vesaire de konuşuluyor üstüne parayla. Ya mesela Pelkas'ı yollayıp işte Musa Dembele gibi bir oyuncu transfer ederse Fenerbahçe kesin bence 3-4-1-2'ye dönecek. Ve hani bakan bunun oradaki yaratacağı esneklik de çok çok değerli. Yani bence Fenerbahçe'nin tüm isteklerine cevap verebilecek bir oyuncu. Eğer fiziken iyi durumdaysa, formdaysa geldiği anda çok kısa süre içerisinde etki yapabileceğini düşünüyorum. Hani ne olursa olsun hani bu bir klişedir ama hani ligi de biliyor abi. Çok kısa bir, yani çok uzun süre oynamasa da sonuçta ligde de forma giydi. Hani Pereira'nın da Çin liginden zaten yani çok fazla isim istediğini hep görüyoruz. İşte Kim Min-yeo de yine zaten hani bakan bunun takım arkadaşıydı. Ve Pereira'nın da hakim olduğu bir oyuncu. Ben her anlamda çok olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Sözleşmesi Aralık 2021'de sona eriyor normal şartlarda. Ama hani henüz bonservisiyle alakalı en azından biz videoyu çekerken bir detay göremedik. Hani henüz bir şey çıkmadı. Sen de dediğin gibi belki de hani bonservisiz olarak katılacak takıma. Ben muazzam bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ya kesinlikle sen aslında Musa Dembele gelmediği takdirde bile ben Fenerbahçe'nin 3-4-1-2'yi Bakambu ve Valencia'yı önde kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü ikisi de gerçekten yani Valencia'nın geçen seneki oyunu bence Bakambu'nun oyununa iyi bir referans olabilir. Çünkü Valencia geçen sene eksik kaldığı her konuda aslında Bakambu onu tamamlayabilecek ve Fenerbahçe'nin hücumdaki etkinliğini artırabilecek bir ikili olacaklardır bence. Ve hani ikisini beraber sahada görmeyi çok istiyorum.
Santrafor konusunu çözdükten sonra Fenerbahçe'nin elinde bence en büyük sıkıntı hala sol kanat bekte kimi oynatacağı olacak. Ona da yakın zamanda bir transfer mutlaka göreceğiz bence. Çünkü sol kanat bek olmadığı zaman Fenerbahçe'nin oyununda biraz sıkıntılar yaşandığını ve aksamalar olduğunu da aslında Adana Demirspor maçında gördük. Hem savunmada hem hücuma katkı konusunda. Yani kesinlikle katılıyorum. Zaten hani bence en az santrafor kadar şu an hani Fenerbahçe'nin üçlü sistemde kanat beklerinin kalitesinin ve yani tarz olarak uygunluğunun da çok önemi var. Pereira'nın aklındaki sistemin uygulanabilmesinde ama hani Bakambu'ya dönecek olursak da dediğimiz gibi yani işte topsuz oyun becerisiyle işte Mesut'un ara paslarına ya da İrfan'ın ara paslarına atacağı koşularla çünkü gerçekten hızlı bir oyuncu Bakambu. Ortalama üstü bitiriciliğiyle kesinlikle Fenerbahçe için doğru bir transfer, doğru bir oyuncu profili. Yani bir fırsat transferi olarak görüyorum ben Bakambu'yu. Çünkü hani sonuçta yani 40 milyon euroya ya da işte vergileri de dahil ettin sen. Yani alınmış bir oyuncuyu o takımdan yani neredeyse bonservissiz veya yok pahasına alıyorsunuz aslında. İnanılmaz bir olay. Kesinlikle yani Fenerbahçe'ye de başarılar dileriz. Çünkü iyi bir Adana Demirspor galibiyetiyle başladılar. Adana Demirspor gibi sezona büyük hedeflerle giren bir takıma karşısında bence gol yemeyerek aslında ilk önce önemli bir başarı elde ettiler ve attıkları golle de zaten 3 puana ulaştılar. Umarım lig çok güzel olur çünkü hani her takım biz zaten iyi performans vererek daha iyi olmasını her canı gönülden isteriz. Var mı abi ekleyeceğim başka bir şey? Yok, sağ olasın. O zaman hani bu videonun da sonuna gelelim. Fenerbahçe'nin bence transfer harekatı devam edecek zaten. Beklerdeki sorun malum. Hem Fenerbahçe'nin hem de diğer takımların transferlerini kanalımızda değerlendireceğiz. Bunlardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.